Rusya'da devlet başkanlarını, parti başkanlarını tümenler, ordular koyuyor. Kızıl Ordu koruyor. Ordularla adamları koruyorlar. Nerede beşeriyet, nerede adalet, nerede eşitlik? Kimi kandıracaklar? Hücrede göz altındayken o komünist gençlerle konuşurken anlattım ben bunları. Dedim ki ne istiyorsunuz siz? Öyle gençlerle görüştüm ki hücrede, kışlada, göz altında işte komünist örgütlere üye olmuşlar. Hepsinin kolunda veya göğsünün altında o hani bazı vücutların etine dövme yapıyorlar, renkli bir şekil yapıyorlar. Birçoğunun kolunda, göğsünde Rusya'nın oraklı, çekişli bayrağın resmini gördüm. Böyle dövme yapmışlar. Ya bu nedir diyorsun? Efendim diyor, işte sömürülen, ezilen halkın müdafaasını yapan dünya halklarının, dünya işçilerinin işte koruyucusu, himayecisi Rusya'nın diyor bayrağıdır bu. Bu çekiş ne? Efendim diyor emekçinin çekici. Bu orak ne? Köylünün simgesi. Bağrına, kalbine işlemiş buna da. Satılmış, gitmiş, bir şey yok. Ne istiyorsunuz? Eşitlik. Ne istiyorsunuz? Adaleti. Peki Rusya'nın emrine girmeye lüzum yok, gelin Allah'ın emrine girin, İslam olun. Bak Ömer böyle İslam hep anlattım, ayet, hadis, tarihin bütün şeyi anlattım. Hiçbirisi kabul etmiyor. Biz diyor gözümüzün görmediği Allah'a inanmayız diyorlar. Hiçbirisi tutamasın. Kimisi dinliyor, kimisi kaçıyor, kimisi gülüyor, kimisi gırgıra alıyor. Korkunç bir şey bu. İman olmadan nereye gidilir? İslam olmadan nereye gidilir? Yüreklere, Allah'a olan iman oturmadan nereye gidilir? İşte beşeriyetin hali. Bütün dünya bir kan cehennemine dönmüş durumdadır. Uçaklar kaçırılıyor, insanlar kaçırılıyor, insanlar kurşuna diziliyor işte. Geçenlerde televizyon aynasında gördünüz. Ne korkunç beyinler yıkanmış ki, bilmem ne örgütüne mensup doğuda, efendim Diyarbakır, Silvan, Hilvan buralarda ne korkunç cinayetler işlemişler ki, öz annesini, öz kardeşini, öz yeğenini kurşuna dizip hepsini öldürmüşler. İşte komünizm budur. Asmaktan ve kesmekten başka hiçbir şey yoktur orta yerde. Korkudur ve korkunç bir hadisedir.